Bahçeşehir Süleymaniye İlkokulu'nda 2. sınıfa gidiyorum. Sizlere Yeşermeyen Tohum isimli masalı anlatacağım. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Buldum masalcı teyzeyi, ondan masal dinledim. Hikayemiz başlıyor. Yaşlı ve yalnız bir kral varmış. Bu kral kendinden sonra bir varis olmayacağı için çok üzülüyormuş. İstiyormuş ki doğrudan sapmayan, adaletli biri olsun. Bunun üzerine düşünmüş, taşınmış ve sonunda aklına bir fikir gelmiş. Ülkenin dört bir yanında tüm delikanlıları toplayıp onlara birer tane tohum dağıttırmış. Bu delikanlılardan biri de İr'miş. İr. Kendi payına düşen tohumu cebine koymuş ve evin yolunu tutmuş. Onu bir saksıya ekmiş ve birkaç gün beklemiş. Sonra tohumun filizlenmediğini görünce belki güneş ışınlarından daha çabuk yeşerir demiş ve onu pencerenin kenarına koymuş. Aradan yine günler geçmiş. İr tohumun yine yeşermediğini görünce bu sefer de şöyle demiş kendine. Belki burada canı sıkılmıştır. Ormandaki arkadaşlarının yanında daha çabuk sevinir diye kendini teselli etmiş. Ve ormanın yolunu tutmuş. Onu en güzel çiçeklerin, en güzel ağaçların yanına yerleştirmiş. Ve aradan yine bir hafta geçmiş. İr koşa koşa ümitle ormana koşmuş. Ama tohumunun yine filizlenmediğini görünce çok 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 üzülmüş. Ve ümitsizce evinin yolunu tutmuş. Günler gelmiş geçmiş ve sonunda kralın geldiği gün gelip çatmış. İr utana sıkıla meydana toplanmış. Meydana gelince görmüş ki tüm delikanlılar ellerinde renk renk çiçeklerle kralı bekliyor. İr de sıraya girmiş. Kral övgülü sözler söylüyormuş güzel çiçeklere ve başını çevirip gidiyormuş. Sıra İr'e geldiğinde şaşırmış ve demiş ki evladım sen neden bir çiçek yetiştiremedin? İr bu sözleri duyunca çok üzülmüş ve demiş ki kralım elinden gelen her şeyi yaptım. Onu bir saksıya yerleştirdim. Onu suladım. Güneş alsın diye pencerenin kenarına koydum. Belki burada canı sıkılmıştır. Ormanda daha çabuk mutlu olur ve filizlenir dedim. Ama ben bir çiçek yetiştirmeyi başaramadım. Kral bu sözleri duyunca İr'e kocaman bir sarılmış ve demiş ki aferin evladım ne kadar da dürüstsün. Bu tohumların çiçek açması zaten imkansızdı. Çünkü ben bir gece öncesinden bu tohumları kaynattırmıştım. O yüzden bu tohumların çiçek açması mümkün değildi. Aramızda tek dürüst davranan İr oldu. Bundan sonra benim velahtım İr'dir demiş ve kral bu sözlerle İr'i ödüllendirmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masal kahramanımız ile, biri bu masalı merakla dinleyenlere, biri de bu masalı dilden dile anlatanlara. Hoşça kalın.